Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 12. sınıf seçmeli dersi olan Peygamberimizin Hayatı dersinin ikinci dönem birinci sınav sorularının çekimini gerçekleştireceğiz. Her derste olduğu gibi bu dersimizin de PDF kısmını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Verilen bilgiler hangi sahabeye aittir? Hz. Muhammed'den sonra Kabe'de açıktan ilk defa Kur'an okuyan sahabedir. Medine'ye hicret eden ilk sahabilerdendir. Resulullah'ın evine rahatça girip çıkmasına müsaade edilmiştir. Bu sahabe Abdullah bin Mes'ud'dur. İkinci sorumuz. Verilen hadise dikkate alan birisi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette kaldığı kimsedir. Yani bir Müslümanı hem söyledikleriyle hem de yaptıklarıyla karşıdaki kişiye güven vermesi gerektiği vurgulanmıştır. Dürüst olur, doğru sözlü olur, güvenilir olur, emanete hıyanet etmez yani ihanet etmez. Bunlar güvenilir olan bir insanın yapması gerekenlerdir. Ama kopya çekmek güvenilir olan bir insanın yapmaması gereken bir davranıştır. Üçüncü sorumuz. Metinde vurgulanan dönem aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed'in doğduğu, gençlik dönemlerini geçirdiği Mekke dönemi, sosyal adaletin olmadığı, kadınların sosyal hayatta söz hakkın olmadığı, insanların sınıflara ayrıldığı bir dönemdi. Bu döneme biz cahiliye dönemi isim veriyoruz. Zaten şer dönemi, kötülük zamanı, putperestlik dönemi, şirk çağı tarzında zamanlar, bu şekilde isimlendirilen zamanlar bulunmamaktadır. Dördüncü sorumuz tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sarmak, kuşatmak ve yakınlarını korumada aşırı gitmek, aralarında soy birliği veya başka sebeplerle yakınlık bulunanların muhaliflerine karşı birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma ruhu. Bu asabiyettir. Bedevi göçer hayat yaşayan Araplar, Hadari yerleşik hayata geçmiş olan Araplar, Mevali Emevi döneminde, Emeviler döneminde Müslüman olmayan Araplara verilen isim, aşiret de yine sülalenin bir tık daha büyüğü olarak isimlendirilebilir. Beşinci soru, insanları sağlam bilgi kaynaklarından ve sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü batıl inanç ve uygulamalara verilen isim nedir? Zaten açık bir şekilde ifade edilmiş, batıl inanç. Kehanet, sihir, falcılık ve büyü batıl inancın altında yer alan işlerdir. Dolayısıyla ana başlık olan batıl inanç sorumuzun cevabı. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi cahiliyeye ait bilgiler içerisinde yer almaz? Her türlü konuda falcılara ve kahinlere başvururlardı. Evet. Tevhid inancından uzaklaşıp putperestlik inancına yönelmişlerdir. Evet. Yani Allah'la kendi aralarına aracı olarak kabul ettikleri putları inşa edip onları tapmışlardır. Güçlüler zayıfları eziyorlardı. Evet, adalet tamamen kaybolmuştu. Güçlüler istediği gibi istediklerini yapabilirken zayıflar her dönemde, her koşulda ezilmeye mahkum bırakılmıştı. Okuma yazma oranı yok denecek kadar azdı. Evet, bu da doğru bir bilgidir. Ama hurafelerden uzak bir yaşam sürüyorlardı yanlış. Hurafelerle, batıl inançlarla ve bid'atlerle dolu bir yaşam sürmekteydiler. Yedinci sorumuz. Verilen ayet aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Her kim İslam'dan başka bir din ararsa bu kendisinden asla kabul edilmeyecektir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İslam'dan başka bir dinin olmaması, yani İslam'ın tek din olması Allah'ın varlığı ve birliği inancıdır. Ahirette cezalandırılmak, insanların hüsrana uğraması, güzel ahlakta olunması, ibadetlerin düzenli yapılması bunlar vurgulanmamış sadece ifade edilmiştir. Vurgulanan temel düşünce tevhid inancına sahip olmaktır. Sekizinci sorumuz Hz. Muhammed'in ailesine karşı tutum ve davranışları ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ailesini ilgilendiren konularda istişare yöntemini tercih ederdi. Evet. Hz. Fatma'nın Hz. Ali ile evlenmesinde kızına söz hakkı vermemiştir. Yanlış. Tam tersi. Kendi ailesi içerisinde istişare yöntemini tercih ettiğinden dolayı Hz. Ali, Hz. Fatma ile evlenmek isteyince Hz. Muhammed önce kızına sormuş. Daha sonra Hz. Ali cevabını vermiştir. Eğitim ve öğretimleriyle yakından ilgilenirdi. Evet. Boş vakitlerinde çocuklarıyla oynardı. Evet. Sadece kendi çocukları değil, başka çocuklarla ve torunlarıyla da vakit geçirirdi. Fikirlerine saygı duyardı. Bunlar Hz. Muhammed'in ailesine karşı tutum ve davranışlarıyla ilgili doğru bilgidir ama B şıkkı yanlıştır. Dokuzuncu soru bu bilgilerden hareketle Hz. Muhammed yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Hz. Peygamber Bedir Savaşı'nda çevresindekilerle yaptığı istişare sonucu en yakın kuyuyu karargah yapmayı uygun bulmuş ve bir sahabenin teklifini kabul ederek karargahı ortaya kurmuştur.
Uğuz Savaş'ın ise arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucunda kendi görüşüne aykırı olmasına rağmen Medine dışında meydan savaşı yapılmasına karar vermiştir. İşlerini çevresindekileri danışarak yapmıştır. Doğru. Farklı fikirlere saygı göstermiştir. Doğru. Her zaman çoğunluğun görüşüne tabi olmuştur. Bu da doğru. Dolayısıyla cevap E şıkkı olacak. Çünkü Bedir Savaşı'nda sahabe gelip Hazreti Muhammed'e bu fikri verince Hazreti Muhammed bu fikre saygı göstermiş ve onun dediği gibi karargahı ortaya koymuştur. Yani farklı fikirlere saygı göstermiştir. İşlerin içerisindekileri danışarak yapmıştır. Hendek Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'nda nasıl savaşılması gerektiğiyle ilgili fikir alması bunu kanıtlar. Her zaman çoğunluğun görüşüne tabi olmuştur. Kendi görüşüne aykırı olmasına rağmen Medine dışında meydan savaşı yapmayı kabul etmiştir. Çünkü bu savaşı için kurulan şurada verilen saldırı savaşı fikri kabul ediliyor. Bu yüzden de Hazreti Muhammed çoğunluk tarafından kabul edildiği için saldırı savaşını kabul etmiştir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. 10. soru. Bu metinde sahabi Musab bin Umeyr'in aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Musab bin Umeyr, Medine'de müminlerle el ele vererek imrenilecek bir gayret göstermiştir. Okuyor, okutuyor, namazları kıldırıyor, İslam'ı anlatıyor. Davranışları ve konuşmalarıyla sevgi ve saygı topluyor. Her gün gönüllerin fethinde birkaç adım daha ilerliyordu. İslamiyet'in Medine'de yayılmasına önemli bir yer olmuştur. Burada öğreticiliği üzerinde vurgu yapılmaktadır. Sancaktar demek savaşta sancağı yani bayrağı taşıyan kişi. Cömertlikle ilgili bir bilgi verilmemiştir. Muhacirlik, Mekke'den Medine'ye hicret edenler, savaşçılıkla da ilgili bir bilgi verilmemiştir. 11. sorumuz. Buna göre Arap toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İslamiyet öncesinde Araplar kabile toplumuydu. Kabile başkanının veya kahinlerin, sihirbazların sözlerini kanun kabul edildiği toplumsal model vardır. İslamiyet'te istişare edilen kararlar tüm bireylerin değerinin olduğu, güvenliğin sağlandığı, hukukun olduğu bir devlet modeli olmuştur. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda siyasal birliğin olmadığı, evet, kabile toplumuydu. Cahiliye anlayışının değişimi uğradığı, evet, artık kabile toplumundan vazgeçip hukukun üstün olduğu, birlik ve beraberliğin olduğu bir topluluğa evrilmiştir. Zamanla ülkede huzur ve istikrarın sağlandığı, evet, artık devletleştiğinden dolayı, güvenliğin sağlanmasından dolayı buna da ulaşılabilir, bu da söylenebilir. Kabilecilikte şura anlayışına yer verilmediği, evet, burada kabile başkanının, kahinlerin veya sihirbazlarının sözlerinin kabul edildiği ifade ediliyor. Kabilecilik anlayışının İslami yıllarda da aynen korunduğu yanlış. İslam dini kabilecilik anlayışını korumamış, tam tersi toplumsallığa büyük önem vermiştir. 12. soru. Bu bilgilerden hareketle Hazreti Muhammed'in aile hayatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nda kadınlar develer gibi alınıp satılmıştır. Oysa Hazreti Muhammed ilk vahyin korku ve heyecanını hanımı Hazreti Hatice'nin desteğiyle üzerinden atmış. Hudeybiye Antlaşması sonrası yaşadığı bir sıkıntıyı ise eşi Ümmü Seleme'nin fikrini alarak gidermiştir. Bunun yanı sıra rızalarını almadan kızlarını evlendirmemiştir. Sorunların çözümünde istişarede bulunmuştur. Yani görüş alışverişinde bulunmuştur. Doğru fikrini alarak diyor. Cahiliye dönemin anlayışlarının dışına çıkmıştır. Evet, o dönemde develer gibi alınıp satılırken Hazreti Muhammed bu şekilde davranmamıştır. Ailesine değer vermiştir. Evet, onların vermiş olduğu fikirleri kabul etmiştir. Ümmetine ve insanlara örnek davranışları olmuştur. Evet, bunu da söyleyebiliriz ama ailede son kararı kendisi vermiştir. Yanlış, toplu bir şekilde çoğunluğun kararı neticesinde ortaya bir karar çıkmıştır. 13. sorumuz aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'le birlikte cahiliye döneminde değişen özelliklerden biri değildir? Ticarette hile, rüşvet gibi davranışlar yasaklanmıştır. Evet, taassup yerine öğrenme metodu uygulanmıştır. Taassup körü körüne bağlılık, araştırmamak, ne söylenirse kabul etmek anlamına gelmektedir. İslamiyet'te bu terk edilmiş ve öğrenme metodu uygulanmıştır. Batı inanç ve hurafeler yasaklanmıştır. İnsanlar putperestlikten uzaklaşıp tevhid inancına yani Allah'ın varlığı ve bilgi inancına yönelmiştir. Kadınlara verilen önem devam etmiştir. Yanlış, bir kere Medine döneminde zaten cahiliye döneminde kadınlara bir önem verilmiyordu ki devam ettirilsin. 14. sorumuz. Verilen bilgiler hangi sahabeye aittir? İslam'ın ilk muallimidir yani öğretmenidir. Muallim demek öğretmen demek. Zaten ilk maddeden bilenler sonuca ulaşmıştır. Hazreti Muhammed onu Medine'lilere İslamiyet'i anlatması için göndermiştir. 621 yılında gerçekleşen 1. Akabe Biatı sonucunda Medine'ye öğretmen olarak görevlendiriliyor. Uğuz şehitinde yatmaktadır. Kendisi Uğuz Savaşı'nda şehit olmuş ve orada defnedilmiştir. Bilgiler verilen sahabe Musab bin Umeyr'dir. İslam'ın ilk öğretmeni, ilk muallimi.
Verilen tablodaki eşleştirmelerin doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirilmesi gerekir? İslam devletinde çarşı ve pazarların düzenine bakmak da vazifeli kimselerdir. Yani bir nevi zabıta, yani muhtesip, doğru. Aynı atadan geldikleri kabul edilen ve aralarında soy bağı bulunan insan topluluklarına verilen ortak isimler taassup değil, taassup körü körüne bağlılıktır. Burada açıklaması verilen kavram kabiledir. Bağnazlık, aşırı taraftarlık, tutuculuk körü körüne bağlılıktır. Taassup kavramının açıklaması verilmiştir. Devlet ve hükümet başkanının önemli işlerde alanında uzman kişilere ve toplumun ileri gelenlerine danışması ve onların fikirlerini alması şura ile isimlendirilmektedir. Yani doğru. Dolayısıyla cevabımız değişik olacak. 2 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. 16. sorumuz, verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Liyakata dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çünkü ehline verin diyor. İnsanların adalet sahibi olması gerektiği vurgulanmıştır. Evet, adaletle hükmetmenizi emreder diyor. Allah her şeyi işitti. Evet, Allah her şeyi işitmekte diyor. Allah'ın her şeyi gördüğü, Allah her şeyi görmektedir diyor. Dolayısıyla eşkıya doğru. Ama Allah'ın her şeyi gücü yettiğiyle ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktır. Evet, Allah'ın kudret sıfatı, kadir ismi vardır. Bunlar her şeye gücü yetmesi anlamına gelir. Ama yukarıdaki ayet içerisinde bunlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için bizim için D şıkkı ulaşılamaz olan şıktır. 17. sorumuz, verilen hadiste aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah'ın bu sebeple onun onurunu koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şey dilenmesinden çok hayırlıdır. Yani burada insanların dilenerek değil de aslında emek sarf ederek, çalışarak yerini kazanması kendisi açısından daha faydalı olacaktır vurgusu vardır. Bu da A şıkkında ifade edilmektedir. Emek sarf etmenin önemi. İnsanlar odunculuk yapmalıdır. Sadece burada bir örnek olarak verilmiş. Dilencilik kötü bir şeydir. Hayır, mümkünün yoksa, imkanın yoksa, hiçbir şekilde gelirini sağlayamıyorsan tabii ki de dilencilik yapabilirsin. Ama eğer gücün yetiyorsa, bir imkanın varsa, sırtında odun yüklenip satma imkanın bile olsa dilencilik kötü bir şeydir. İnsanların onurunu korumalıdır, doğru. Ama metin içerisinde vurgulanmamıştır. İnsanların sahip olduğu yaşam süresi sınırlıdır. Yani ömür. Yine metin içerisinde ömürle ilgili de bir bilgi yoktur. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.